Herkese merhabalar. 2020 yılında hızlı satranç turnuvalarının birinde Magnus Carlsen çok ilginç bir gambit oynadı. İyi bitmedi sonu. O yüzden çok da ilgi çekmedi ama şimdi biz sizin için bu gambiti masaya yatırıyoruz. Carlsen Nippon Nishi'ye karşı E4 oynuyor. C5 at F3 D6 D4 ile Sicilya savunmasının açık varyantına giriliyor ve siyahlar her zamanki gibi atını çıkıp e4 piyonu tetti diyor. Burada oyunların %99.9'u at c3 devam eder. Hem atı çıkarsınız hem de e4 piyonunu korursunuz. Ama şimdi Carlsen burada Ginsberg gambitine giriyor ve piyonu boşta bırakıyor. Peki Nipomnişi ne yapıyor? At alır e4 ile meydan okumayı kabul ediyor. Eğer bu piyonu almazsa ne yapılacağını sonra anlatalım. Ama şimdi merak ettiğiniz konu tabi Gambit'in kabul edilmesi. Burada ilk etapta dikkate değer hamle, bakılması gereken hamle, hesaplama yöntemimiz şah çekişler, alışlar, tehditler ya. Fil alır f7, şah f7, vezir h5 şah çekmek, şah g8 gidince piyonu sürse de fark etmiyordu. Vezir d5 şah, e6 vezir alır e4 ile artistik bir şekilde Verdiğimiz piyonu geri almış olduk. Ama garip gelebilir. Burada siyahlar iyi durumda. Çünkü siyahların fil çifti var. Merkeze, merkezde piyonu ve gelebilecek bir piyonu var. Şah da tehlikede değil. Vezir geri püskürmek zorunda. Sonrasında siyahlar rahat rahat gelişecek. At C6, Vezir F6, Fil C5. Bu şekilde. Bu yüzden fil alır f7 yapmıyor Karsen. Ama at alır e4'e vezir h5 geliyor. Tehdit elbette f7'yi almak. Eğer siyahlar g6 yaparsa otomatik olarak vezir d5 var. O zaman hem at hem de f7 piyonu istekte olmaz. Peki ne yapıyor? Nepo e6 sürüyor. E6 sürünce işte burada Karsen hızlı satrançta aceleyle hamleyi karıştırıyor. Kısa bir süre önce Lex Friedman'la bir podcast yaptı Karsen. Bayıldım baştan sona kadar izledim. Orada Karsen şunu diyordu. Ben uzun analizlerde iyi değilim. Ama 2-4 hamlelik analizlerde iyiyim. Gerçekten çok ilginç bir itiraf. Bunu şuna dayandırıyor iyi olmadığını. Nereden biliyorsunuz iyi olmadığını? Antrenman yapıyorum diyor. Uzun analiz antrenmanı yani çözülmesi zor bir soruyu çözmekte başarılı görmüyor kendini. Tabi kime göre neye göre o ayrı konu ama kendini yetersiz görüyor. 2-4 hamle de iyiyim diyor. Şimdi tamam burada hamleyi yanlış hatırladığı için hata yapıyor ama Karsen'in bu şekilde düşünmesi veya söylemesi olması da çok ilginç. Demek ki hala bu sayfayı takip edenler, satranç severler için bir umut var. 5-6 hamle doğru analiz etmenize gerek yok. 2-4 hamle yeterli sevgili dostlar. Evet, peki şimdi gelelim oyuna. Oyunda at alır E6 çift soru. Önce bir oyuna bakalım. Diyeceksiniz ki hocam daha dün Kalsen yine yendi Nepo'yu. Şimdi sen geliyorsun Kalsen'in Nepo'ya karşı yaptığı hatayı gösteriyorsun kaybettiği oyunu gösteriyorsun. Vallahi billahi rastlantı. Araştırırken bu geldi önüme açılış konusunda. Yoksa hadi Karsen severler için, Karsen taraftarlar için söyleyeyim. Son 7 oyunda Karsen 5. ağır parti galibiyetini aldı. Kaldığı yerden devam ediyor. Son dünya şampiyonasında son 4 oyunu mu kazanmıştı bilemiyorum veya e, her neyse. 6 oyunun 5'ini kazanmıştı. 6 oyunun 4'ünü kazanmıştı. 7.si geldi 7 oyunun 5'ini kazanmış durumda. Peki, kızdırmayalım Kars'ın hayranlarını. Şimdi gelelim analize. At alır E6 çift soru. Çünkü fil alır E6. Fil alır E6'dan sonra vezir E7 var. Aa, o da ne? Fili kaçtığında açarak şah çekme durumu var. Böyle açalım ki dikkatli açalım. Yani gidip böyle açarsanız Vezire 2 var. Buradan çıkartacağımız sonuç rakibin cevabını görmeden hamle yapmayın, heyecanlanmayın. Ama at G3 açtığımızda bir sıkıntı yok. E2'ye dönemez, vezir kaybeder. Karsen dolayısıyla ne yapmış bu oyunda? efendim, vezir E7'ye, diye, fil F7 yapmış. Vezir E2, vezir E7 ve bundan sonra konum kayıp taş alttadır. Şimdi gelelim varyantımıza. Doğrusu ne? Aslında böyle bir gambit var ama AT6 çift soru burada yapması gereken önce bir şah çekişti. Fil D7 yaptığında at alır E6 gelecekti Karsen. Şu güzelliğe bakar mısınız? Çift yönlü bir açmaz var. F ile alamaz. Vezir açmazı fil alamaz. Bu sefer de fil açmazı var. Filin aldığı, yarattığı açmaz var. Atalı e 6'ya peki ne yapacak? Veziri istedi. Şimdi Vezir A5 şah çekerse. o bu çok güzel değil mi? Vezir A5 şah çekerse buna sürpriz hamle fil D2. E peki bebeşi alırsa hop buradan bir aile çatalı. Dolayısıyla bu olmaz. Yediye dönelim. Peki fili alırsa ne var? Ondan sonra yapacağını yapsın. At D2 yapsın. At bu da soru olur. Fil alır D7 şah ve Vezir boşta kalır. Dolayısıyla Vezir A5 hamlesi işe yaramaz. Tekrar hatırlatıyorum. At alır E4 yapınca Vezir H5. E6 yapınca şu araşa. Atı kapatmak zaten mümkün değil. 2 ile tuttuğu için C6 karesine. Fil D7'ye de at alır E6 yaptık. Peki at D7 kapatırsa ne var? Buna da at alır. E6 var. Bir tek bir uyarıda bulunayım. Başınız karsen gibi yanmasın. Vezir 7 oynarsa şah çekeceksiniz çatal. Ama dikkat. Kaleyi alamazsınız. Çünkü at G3 açarak şah çekişiyle vezir kaybı var. Dolayısıyla buna razı olmalısınız vezir isteyip. Veziri değişeceksiniz ama roktan sonra çok iyi bir durumunuz var. Şahın durumu sıkıntılı. Sizin taşlarınız da akacak. D hattında sıkıntılar olacak. Evet geriye dönelim. Döndük geriye neymiş hamlemiz? atı çıkmak yerine fili çıkmak alırsa da vezirle bastırmak. Karsen bile hızlı satranç numarasında oynuyorsa internette siz hayda hayda oynarsınız. Bana kalırsa belli bir seviyeye kadar ağır partide bile oynanabilir. Şimdi peki başka ne kaldı? Varyantımız böyle. Gelelim gelelim. Çoğu zaman da rakip korkup almayabilir piyonu. Ne yapar? Sıklıkla Neidorf oynayacaksa 6 hamlesini yapar Ezmer'e. O zaman biz at 3 yaparsak Fischer'in de sevdiği Sozin devam yolu olur. Buna siyahlar hazırlıklıdır. Çünkü normalde de karşılaşacağı var Biz ne yapacağız o zaman? Biz değiştirelim hamleyi. Vezir F3 gelelim. Siyah E6 yaparsa file 3 çıkalım. File diye at D2 kısa roka uzun roka Farklı bir konum oluştu. Atın neden D2'den çıktık? Çünkü B5 sonrasında fil kaçınca B4 ile atı istemesin diye. Böyle bir yapı oldu. Bilgisayara sordum bu konumu. E, eşit diyor aşağı yukarı eşit diyor. Zaten Naydorf'a karşı üstünlük elde etmek de kolay değil ki. Sonuçta bu şekilde e, rakibin hazırlıklı olmadığı bir devam yoluna gireceksiniz. Eğer rakip burada at d7 yaparsa, at d7 yaparsa at e5 istiyor. Vezirinizi buraya atarsınız efendim. ondan sonra filaş altı fikirleri var ataş 5'e dikkat edin durma göre. F4 E5 fikirleri var. Bundan sonrası artık sizin becerinizde kalmış durumda. Rakibin bilmediği sizin de bildiğiniz bir konuma ulaşmış oldunuz. Hemen geriye döneyim. Diyelim ki 6'ya vezir F3 planını önermiştik. E6 yaparsa ne var? Aynısı veziri çık, fili çık, Atı D2'den çık. E sonra uzun rokat şahkanından saldır. Bir tek at D7'ye gelince şurada at E5 ile vezir fil tehdidine gelmek ki o güzelin fili kaybetme. Karşılıklı şansların olduğu ters kanada atılmış rakibinde hazırlıklı olmadığı bir varyant. Belki rakibiniz böyle sular seller gibi açılış hamlelerini ezberleyerek geldi. Siz bir anda onu bildiği yollardan uzaklaştırıyorsunuz. Rakibin canı sıkılıyor biraz. E sonrasında da artık bir şeyler yapın. Ben mi çıkıp oynayayım değil mi? Evet başka söyleyecek şey yok zannedersem bu şekilde dersimizi tamamlayalım. Yine beğeninizi esirgemezseniz abone olursanız sevinirim. İki tane kanalımız var Satranç Okulu ve Satranç Dersleri. Herkese sevgiler saygılar.